Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, imanın ve İslam'ın şartları. Her Müslümanın bilmesi gereken zaruri iman bilgileri, imanın ve İslam'ın şartlarıdır. Kısaca aktarmak gerekirse, imanın şartları şunlardır. 1- Allah'a inanmak. Allahü Teala vacibil vücut, yani varlığı lazım olan ve hakiki mabut ve bütün varlıkların yaratıcısıdır. Ondan başka ilah yoktur. Allahü Teala zamandan, mekandan münezzehtir. Hiçbir şeye benzemez. Allahü Teala'nın sıfatı zatiyesi altıdır. Vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetün lil havadis, kıyam bi vücut var olmak. Kıdem, varlığının öncesi olmamak. Beka, varlığı sonsuz olmak, hiç yok olmamak. Vahdaniyet, ortağa benzeri olmamak. Muhalefetün lil havadis, hiçbir şeyinde hiçbir mahluka, hiçbir bakımdan benzememek. Kıyam bi nefsihi, varlığı kendinden olmak, hep var olması için hiçbir şeye muhtaç olmamaktır. Sıfatı subutiyesi de sekizdir. Hayat, ilim, semi, basar, kudret, irade, kelam, tekbi. Hayat diri olmak, ilim bilmek, semi işitmek, basar görmek, kudret gücü yetmek, irade istemek, kelam söylemek, Tekvin yaratmaktır. Bu sıfatları da kadimdir. İmanın şartlarından ikincisi meleklere inanmaktır. Melekler hayat sahibi, diri, nurani yaratıklar olup akıl sahibidir. Allahü Teala'nın sevgili ve kıymetli kullarıdır. Ortakları ve kızları değildir. Allahü Teala'nın emirlerine itaat ederler, isyan etmezler, günah işlemezler. 3. Kitaplara inanmak. Allahü Teala'nın gönderdiği kitaplar çoktur. Din kitaplarımızda bildirilense 104 kitaptır. Bunlardan 100'ü küçük kitaptır. Bu küçük kitaplara suhuf denir. 4. Peygamberlere inanmak. Peygamberlerin ilki Adem Aleyhisselam ve sonuncusu bizim peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dır. Bu ikisinin arasında çok peygamber gelmiş ve geçmiştir. Sayıları belli değildir. 124 binden çok oldukları meşhurdur. Peygamberlere iman etmek, aralarında hiçbir fark görmeyerek, hepsinin Allahü Teala tarafından seçilmiş, sadık, doğru sözlü olduklarına inanmak demektir. Onlardan birine inanmayan kimse, hiçbirine inanmamış olur.'' 5. Ahiret gününe inanmak. Herkes öldükten sonra dirilecek, hesaptan sonra cennet veya cehenneme gidilecektir. Cennet ve cehennem şimdi vardır. İkisi de sonsuzdur. Müslümanlar cennette ebedi, kafirler de cehennemde ebedi kalacaklardır. 6. Kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak. İnsanlara gelen hayır ve şer, fayda ve zararın hepsi Allahü Teala'nın takdir etmesiyledir. Kader, Allahü Teala'nın ezeli ilmiyle insanların ve diğer mahlukatın yapacağı işleri bilmesi ve dilemesidir. Bunun yaratılmasına kaza, ikisine birden kaza ve kader denir. Her şeyi ve insanların iyi kötü her işini Allahü Teala yaratıyor ise de, insanlara irade-i cüz'iye vermiştir. İnsan, irade-i cüz'iyesini kullanarak iyilik yaratılmasını isterse sevap, kötülük yaratılmasını isterse günah kazanır. İnsan, günah işlerse cezasını, sevap işlerse mükafatını görür. Yani Allahü Teala hiç kimseye zorla günah işletmez. İslam'ın şartları ise kısaca şunlardır. 1- Kelime-i şehadet getirmek. 2. namaz kılmak 3. zekat vermek 4. oruç tutmak 5. hacca gitmek